2019 ve 2020 yıllarında yaptığım resimleri, eskizleri gösterdiğim sketchbook turuma hoş geldiniz. Bu deftere başladığım süreç aslında pandeminin başlangıcı ve sonrasında yaptığım resimleri kapsıyor ve evde kalmaların, dışarıya çıkamamanın verdiği etkileri aslında bu sayfalarda beraber izleyeceğiz. Defterde yaptığım çalışmalar akrilik boya, sulu boya, marker kalem ve bir tane de yağlı boya çalışmasından oluşuyor. Sol tarafta gördüğünüz kadın figürüyle ilgili çok garip bir anım var. Resmi paylaştığım zaman takipçilerimden biri bana mesaj attı ve resimde kendisini gördüğünden bahsetmişti. İnanılmaz bir deneyim. Böyle şeyler yaşamaya bayılıyorum. Bu resimdekiler tanıdık gelmiş olabilir. 80'de City'den Carrie ve Mr. Big. Resimler 2-3 yıl öncesinde yapılmış olmasına rağmen bugüne taşıdığım bazı stilleri o zamanlardan görmek inanılmaz hoşuma gidiyor. Özellikle kolum için tasarladığım, dövmede kullandığım figürleri bunlarda görebiliyorum. Pandemi zamanı benim için portre denemek, onları renklendirmek için güzel bir fırsat olmuştu. Burada ilk denemelerimi aslında görebilirsiniz. Burada lotus çiçekleriyle çevrelenmiş, onları kendi elbisesi gibi etrafına sarmış bir Venüs figürünü görüyorsunuz. Bu resim Frida Kahlo'nun bir fotoğrafından referans alınarak yapıldı. Akrilik boya kullandım. Özellikle siyah arka plan üzerine yapılmış siyah beyaz resimlerin etkilerini keşfettiğim bir dönemdi. Frida burada aynada kendisine bakıyor ve bence çok etkili, çok güçlü bir fotoğraf. Bu resim sulu boya ve akrilik boya karışık kullandığım teknikle yapıldı. Yine aynı şekilde su altında bir kadın figürü çiçeğiyle beraber. Videonun başında bahsettiğim gibi tek bir yağlı boya çalışması var. Bunu da tamamen deneysel olması açısından yapmıştım. Pek bir amacım yoktu. Sadece boyanın karışım oranlarını ve dokusunu keşfetmek için başlamıştım. Bir manzara resmi görüyorsunuz. Yaptığım resimler sıralı bir şekilde değil ama denediğim ilk portrelerden biriydi galiba. Pek memnun olduğum bir sonuç değil ama olsun. Her zaman yaptığımız şeyden hoşlanmak zorunda değiliz. Evet, hangi yönde çalıştığımı anlayamadığım ve bakarken sürekli çevirdiğim bir resimdeyiz. Ufak bir göz çalışması görünüyor. Bunu da akrilik boyayla yaptım. Bu resim en yakın arkadaşlarımdan Eylül ve benim bir fotoğrafımdan referans alınarak yapıldı. Pandemi zamanı eski günlerimi o kadar çok özlüyordum ki arkadaşlarım ve kendimi resmetmek konusunda kararlıydım. Bu resim Urban Sketchers'in düzenlediği Yazından Görsele isimli sergi için yapmış olduğum eserlerden biri. İlerleyen sayfalarda diğer yaptığım iki eseri de göreceğiz. Bu da kendi tarzımın dışına çıkmaya çalıştığım ve yeni fırça darbeleri denediğim resimlerden biri. Yarım bırakmışım. Olabilir. Yine aynı şekilde Urban Sketchers'in sergisi için yaptığım resimlerden biri. Burada bulutların o akışkan etkisini, arkadaki kırmızı noktaları çok seviyorum. Bakmaya doyamadığım resimlerden biri. Bu resimde ablamı görüyorsunuz.
Bu manzara da Side'de çekilmiş bir fotoğraf. Çok çok hoşuma gidiyordu etkisi. İnanılmaz sevdiğim bir mekanda oturmuş bir şeyler içiyorduk ve ben de çektiğim fotoğrafı resmetmek istedim. Sofart dergide yaptığım resimlerden biri. Sonbahar konseptli bir resim yapmamız gerekiyordu ve kirişlerden damlayan yağmur sularını inanılmaz seviyorum. Bu resmler baktığımda bir sonbahar akşam üzerini görüyorum. Eskiz defterindeki en sevdiğim çalışmalardan birine geldik. Arka plandaki grilikleri ve siyah bölgeleri marker kalemle yaptıktan sonra akrilik boyayla beyaz kısımlarını tamamladım. Deneysel bir çalışmaydı ama etkisi inanılmaz hoşuma gidiyor. Bu çalışmayı soru boya kullanarak yapmıştım. Çiçeklerin üzerindeki noktacıkları, pembe rengin ve kırmızı rengin birbirine bu kadar yakışması denediğim en güzel şeylerden biriydi. Ellerin birbirine temas ettiği noktadaki hareket algısına bayıldığım referanslardan biriyle yaptığım çalışma burada da sadece marker kalem kullanarak tamamladım. Bu eskiz defterinde bol bol aslında Akyaka referansı göreceksiniz. Bu da yerinde yaptığım çalışmalardan ilki. Marker kalem kullanarak tamamladım ve tamamen yerinde denizi, gökyüzünü, manzarayı izleyerek yaptığım çalışmalarımdan biri. Bu resim Ula Göleti'nde yaptığım eskizlerden biri. Yine pandemi zamanı, sokağa çıkma yasakları var. İnsanları deniz kenarında, su kenarında oturtmuyorlar ve biz de bu yasaklamanın kalktığı zamanlardan birinde gidip oturmuştuk. Yine yerinde marker kalemlerle bu çalışmayı yaptım. In Urban Sketchers'ın yazından görsele sergisi için yapmış olduğum çalışmalarımdan sonuncusu. Gördüğünüz portreleri sulu boya çalışarak aslında gölge ve ışık alanlarını algılamaya çalışmıştım. Yine ilk denemelerimden olduğu için biraz proporsiyon yanlışlıklarını görebilirsiniz. Bu resmi 14 Mart'ta Akyaka'da yapmıştım. Henüz kapanmalar başlamamıştı ve Eskişehir'den Muğla'ya gittiğim, o iki haftalık evime dönüyorum deyip yanına hiçbir eşya almadan giden ve 3-4 ay boyunca evinden çıkamayacak olan kişiler gibi ben de yanıma aldığım eskiz defterimi ve kalemlerimle ortaya çıkarmıştım. Bu resimden sonra her şeyin değişeceğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Bu resmi dijital baskılarımdan hatırlıyor olabilirsiniz. Yine pandeminin kapanmalarının sürdüğü bir dönemde Akyaka Azmak Nehri'nin kenarında ortaya çıkardım. Canlı referansları yerinde resmetmeyi seven biri hiçbir zaman olmadım ama bu sayfalarda ortaya çıkardığım işler özellikle benim için çok anlamlı ve çok değerli. Bana kapanma zamanındaki psikolojimi ve o doğayla tekrar iç içe olabilmenin verdiği sevinci her seferinde hatırlatmaya yetiyorlar. Eskiz defterinin sonuna doğru yaklaşırken buraya kadar izlediyseniz öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır aklımda olan bir fikirdi. Yaptığım resimlerde bende uyandıran etkileri sizlere anlatmak ve anılarımı paylaşmak çok çok iyi geldi. Aslında biraz günlük tutmak gibi. Hiçbirini bir daha unutmayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki eskiz defteri turunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.